Türkçe Edebiyat Podcastleri arasında içeriği ve formatıyla ilk olma özelliği taşıyan Edebi Podcast'in yeni bölümünden merhaba ben Evren Soyuçok. Her bölümde konuğuma 3 farklı edebiyatçının edebiyata dair görüşlerini aktarıp kendisinden bu görüşleri yorumlamasını isteyeceğim. Podcast'in ikinci yarısında ise konuğum yine bir edebiyatçıdan alıntıladığım soruyu yanıtlayacak. Bu bölümde Harold Bloom, Nurullah Ataç ve Walter Benjamin'in görüşleri masaya yatırılacak. Konuğum şair ve eleştirmen Hayriye Ünal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sayın Ünal, görüşlerini aktaracağım ilk isim Harold Bloom. Bloom Metis Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan Etkilenme Endişesi Bir Şiir Teorisi adlı eserinde şiirin tanımını yapıyor ve yorum diye bir şey olmadığına dair görüşünü şu cümlelerle dile getiriyor. Her şiir bir ebeveyn şiirin yanlış yorumlanmasıdır. Şiir endişenin aşılması değil, bu endişenin kendisidir şairlerin yanlış yorumları yani şiirler eleştirmenlerin yanlış yorumlarından ya da eleştiriden daha esaslıdır ama bu yalnızca bir derece farkıdır, tür farkı değil. Yorum diye bir şey yoktur, yalnızca yanlış yorum vardır. Dolayısıyla her eleştiri mensur şiirdir. Tabi bu pasajda birden fazla düşünce ve önerme var. Her birine ayrı yanıt vermek lazım. Örneğin ilk cümledeki her şiir önceki bir şiirin yanlış yorumdur önermesi bana göre Bloom'un mübalasıdır. Bir tür palimpsest olarak okuyor Bloom tüm şiir tarihini. Fakat bunu ona söyleten e, kanonik bir edebiyattan gelmesi, buna dikkat etmemiz lazım. Yani kanonu geniş anlamıyla aldığımızda tüm edebiyatlar kanoniktir. Afrika'da çok az konuşulan bir dilde bile şiir zincirleri mevcuttur. Belgeli değil bu. Yani sezgiseldir ama mevcuttur. Bloom'un da teorisini etki ve etki altında kalma endişesine kurduğunu düşündüğüm için Palimpsest aklıma buradan geliyor. Yani Palimpsest başka bir metnin yazılabilmesi için e, yüzeyden kazınması anlamında, daha doğrusu o yüzeye Yüzeyin adı, o parşömene deniyor. İmgelemi çok harekete geçiren bir kavram. Eski yazının izleri yeniye karışıyor. Bellek ve şiir tarihi için uygun düşen kavramlar bunlar. Dolayısıyla hani şair zincirlerini incelerken çok uygun düşüyor. Ve bulum dendiği zaman benim aklıma nedense bu geliyor. Bu bir dilin tamamı şiirlerle dolu bir palim ses gibi düşünülebilir. O dildeki tüm sözcükler bir şiirde yer alıyor. Tüm temalar şairlerin belleğinden geçiyor. Biz iyi şairlerin metinlerini çağlar boyu insanları etkileyerek yaşadığını... Tanığız. Doğal olarak şairlerin metinleri arasında uzak veya yakın bağlantılar hep mevcut. Güçlü şairlerin de dildeki mevcudiyetleri dile neredeyse tahakküm uyguladığı için sonra gelenler için tuzaklarla dolu bir evren oluyor. Dolayısıyla şair o tuzaklara basarak mı ilerler, atlayarak mı yoksa kıra dökemilerler? Bu tamamen sonradan gelen şairin yorumuna kalmış bir konu. Ee, yine Bloom'un e, kaynak metnindeki, daha doğrusu bizim incelediğimiz pasajdaki şiirin endişenin kendisi olması metnin kendi üzerine düşündüğünü varsayan postmodern bir yakıştırma. Yanlış değil ama abartılı. Bilhassa geleneğe sürdüren metinlerin endişeli olmadığını gözlemliyoruz. Bir tür uyum içindeler. Yerleşik düzene ayak uydurmuş bu metinlerin taklitçi olarak kaldığını gözlemliyoruz. taklidin doğası da iki türlü. İlki taklit edilenin yüceltildiği durum. Burada gelenek Meksel kalıp içinde kalıp sonradan gelen ve aslında öncekinin uydurunda kaldığını görüyoruz şiirlerin. Fakat tarihsel avantgard gibi yıkıcı hareketlerde endişenin daha belirgin olduğunu gözlemliyoruz. Burada artık taklit parodiye dönüşüyor. Önceki metinle söyleşi halindedir. Burada ikinci sonra gelen metin öncekiyle söyleşi halinde. Fakat parodiste endişe o kadar yüklüdür ki yani daha doğrusu parodiyi yapan kişi endişeli o kadar yüklüdür ki neredeyse tamamen eleştireldir yapılan iş. Buradan da yola çıkarak konuştuğumuzda alıntı ve alıntılama teknikleri yani eleştiri ve alıntı arasında bir bağlantı kurmak istiyorum. Çünkü alıntılamanın intihal ve metinler arasılık tarifler arasında yüzlerce çeşidi var. Yüzyılımızın alameti de alıntının bir çerçeveleme, seçme, ayırma işini aşıp sadece alıntılardan ibaret profiller oluşturması, dolayısıyla alıntının yeniden işlevlendirme aracı olarak parodik bir yaklaşım olması onu eleştirel bir yöntem yapar. Tüm alıntı tekniklerinin eleştirel olduğunu iddia edemeyiz. Örneğin sento eleştirel bir yöntem sayılmaz. Parodik seçme, ayırma, birleştirme, çarpıtma, bozma, kolajlar, yeni bir bağlamda şiiri yeniden yaratma, yamalama, sadeleştirme, eskilerin de çok hani bildiği sadeleştirme, ironi işlerini toplayan bir sözcük olarak alıntı, eleştirmenin metinler arası araştırmalarında önemli bir bağlantı. Bu sebeple burada açmak istedim bunu. Bu sebeple de eleştirel bir mensur metnin şiir olmasından çok şiirin bir eleştiri olup olmadığı konuşulabilir. Bulumu biraz tersine çevirerek bakmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii şunu da söylemek lazım, iyi eleştiriler bazen eleştirdikleri şiirin üstüne çıkabilirler. Buna tanık oluyoruz Bir biçimsel yönden değilse bile poetik bir nüve taşıdıkları için poetik metin olarak algılanabildiğine tanık oluyoruz. Ben çoğu zaman eleştiri metinlerini birçok şiirden daha esinleyici buluyorum. Çünkü şiir tek bir kanalda aksa bile eleştirmen o metne tarihsel açıdan, sosyolojik açıdan, feminist açıdan, Marksist açıdan, kısacası birçok farklı açıdan bakabiliyor neredeyse metne ilave yaptığını bile söyleyebiliriz. Nurullah Ataç, dergilerde yayınlanan, daha sonra Yapı Kredi Yayınları tarafından dergilerde ismiyle bir araya toplanan Şubat 1954 tarihli denemesinde bir dergi çıkaran kişi yahut bir derginin başında olan kişiler dergiye koyacakları şiirlerin ille çok iyi, çok güzel olmasını mı arayacaklar diye soruyor ve ekliyor. Öyle olunca ona dergi çıkartmak demezler. Boyuna seçme yazılar kitabı yapmaya özenmek derler. Dergicilik benim en sevdiğim konu. Konuşmayı çok seviyorum. Tecrübem de var. Şiir editörlüğü konusunda tabii çok yaram da var yani bu konuda. Nasıl çünkü çok zor insanla bir tarafı metin, bir tarafı insan olan bir konu. Bu ikisi arasında bir denge tutturmak gerekiyor. Eleştirde metin ne kadar ön planda ve belirleyici olursa olsun dergicilikte şiir seçimi başka koşullardan etkileniyor. Ben Ataç'ın doğrultusunda Ataç bunu niye söylemiş acaba diye düşünerek birkaç madde düşündüm. Yani hem teamüller böyle, uygulama böyle. Onun dediği gibi yani tam da. Bana göre aslında ideal baktığımda dergicilik yaparken de eleştiri yazarken de ilk ölçüt Şiir metni olması lazım. Bu bir kaide. Dolayısıyla şimdi hani söyleyeceğim şeyleri her ne kadar kayda geçiriyorsak da bu esas kaidenin yerine geçmemesi şartıyla konuşmak istiyorum. Nurullah Ataç'ın doğrultusu şu birkaç şeyi söyleyeceğim. Bir editör, bir şiir editörü ya da bir dergici çeşitli sebeplerle şiir basar. Bunlar haklı ya da haksız diye onları biz tartışmayacağız. Ama onları madde madde bir sıralamak istiyorum önce. Birincisi yıllanmış dergilerin yıllanmış şairleri vardır. Çoğu da kötü yazmaya başlamıştır. Ama adı var diye o şiirler reddedilmez. Gerek şairin kendini geliştirmemesi sebebiyle, gerekse yaşlılığı veya bir menajeri olmaması sebebiyle teknik açıdan ortamı takip edemez. Dolayısıyla geri şiirler yazar ama dergi onu basar. Bu işte ana kronik durumu oluşturuyor. Burada yaşlanan bir şarkıcının etrafında birçok insan olup ona bir, bir takım doğruları uyarma anlamında söylerken bir şairin olmaması da vurgulamak istedim aslında. Burada editöre de çok fazla bir şey kalmıyor. Editör çok mahcup oluyor böyle durumlarda. Yani adam şiiri getirmiş adı var. Çok da itibarlı bir şair ama kendi düştüğü ana kronik durumu farkında değil. Bu çok zor bir durum iki taraf açısından da. İkincisi cesaretlendirmek için bazen zayıf şiirler basılır. Şair çok genç ve ümit vaat ediyordur. Bu durumda şiirler basılır. Üçüncüsü derginin, her derginin her ay dolması gerekiyordur ve iyi ürün sayısı da dergiye oranla yetersizdir. Bu sebeple şiir ortalamasını düşürerek periyodunu güvence altına alır editörler. Şiirin kalite ortalamasını düşürür, nicel ortalamasını yani sayıca daha çok şiir basarak bu tabi periyodu çok sıkışık olan yani aylık diyelim mesela aylık dergilerin başına daha çok gelir ama periyodu sıklaştırmadan da iyi şiirin hızlı gelmesini sağlayamazsınız. Dolayısıyla burada da yine çelişkili bir durum var editör açısından. Dördüncü maddem şu, bir okul olan bir dergide bazen ilerlemeyi göstermek ve şairi yetiştirmek için zayıf veya orta düzeyde şiirler de basılır. Hem gelişmesini takip edersiniz, kendisinin de takip etmesini sağlarsınız. Bu sebeple olur. Beşinci madde, proje bazlı şiirlerde iyilikten ziyade etki üretmesi beklenir. Bu da çok önemli bir madde. Örneğin biz Buz 9 dergisinde atölye şeklinde ortak projeler konuşup şiirler üretiyoruz. Burada iyilik de bir ön şart olmakla birlikte şiirden beklediğimiz şey risk alması, çarpıntı yaratması, heyecan vermesi, böyle şiir mi olur dedirtmesi hatta bir nevi. Dolayısıyla bu tür şiirlerde onun iyiliğini ölçecek eleştirmenler de belki henüz doğmadığı için çok da tartışmaya açık bir konu değil bizim gibi dergiler açısından. Altıncı maddem şu, dergi büroları. Bu çok önemli bir konu. Mekansal paylaşım şu an pandemi sebebiyle belki birçok dergide birçok insan bir araya gelmiyor ama dergi bürolarının normalde müdavimleri vardır ve dergi etrafında çember oluştururlar. İnsani buluşma mekanlarıdır. Her şeyin edebi üretim olmadığı durumlarda ve insani gayelerle buluşulan böylesi durumlarda şiir birleştiricidir ve bu durumlarda da metin iyiliği geri planda kalabilir. Bunu anlayış gösterelim anlamında söylemiyorum yine hatırlatayım. Yedincisi de politik eğilimli dergilerde değerler şiirin iyiliğinden önce gelir. Siyasi şiirler veya bir tarafın yancılığını yapan şiirlerde böyledir. Elbette gönlümüz şunu istiyor, ille güzel şiirler basıp çıkan dergiler olsun hep etrafımızda. Ve böylesi dergiler de yok değil, çok güzel etkiler yaratmışlar. Fakat uzun yıllara yayılan, uzun ömürleri olan dergilerde benim saydığım bu yedi madde yürürlüktedir maalesef. Yani çok da fazla yapacak bir şey yok bu konuda. Walter Benjamin, Oğuz Tecimen çevirisiyle Notos öykünün 59. sayısında yer alan Eleştiri Üzerine Notlar başlıklı yazısında has eleştirmenin alameti farikasının kendi görüşü olduğuna dair feci yanılgıya ilişkin şu görüşlerini paylaşıyor. Birinin bir şey hakkındaki görüşünü öğrenmek, o kişinin kim olduğunu bile bilmiyorsanız çok anlamsız. İyi eleştirmen kendi görüşünü ayan beyan öne sürmekten kaçınır. Büyük eleştirmen kendi görüşünü vermek yerine eleştirel analizi üzerinden başkalarının kendi görüşünü oluşturmasını sağlar. Dahası eleştirmen figürünün bu tanımı öznel değil, olabildiğince objektif ve stratejik bir mesele olmalı. Bir eleştirmene dair bilmemiz gereken onun neyi temsil ettiğidir. Hatta bunu bize kendisi söylemeli. Evet, Walter Benjamin eleştirmenin bir metodu, bir politikası olmalı demeye getiriyor. Bence de haksız sayılmaz. Büyük eleştirmenler bir metodu izlemişler veya hatta metot yaratmışlar. Nesnel eleştiriyi öznel eleştiriden üstün yapan da yalnızca metodu olması değil. Adil olmakta yargıyı insanın keyfine bırakma işi. Burada pasajda geçen ibarelerden dolayı nesnel eleştiri ve öznel eleştiri gündeme getiriyorum. Çünkü aslında onu tartışıyor. Nesnel tutum iki farklı zamanda da benzer hükme varmayı sağlar. İki ayrı nesne karşısında da benzer tutum almayı sağlar. Nesnel ve metodik eleştirinin konusu metindir. Metni oluşturan tarihsel bağlamları ihmal etmez ama ideolojik bağlamları yargıya dahil etmez. Ahlaki bağlamlarda edebiyat ortamlarında sıklıkla gündeme gelse de metnin değerine olumlu olumsuz bir katkı sunmaz. Dolayısıyla nesnel bir eleştirmen için metnin sahibinin kim olduğu çok da önemli değildir. Tarihsel bilgiler almıyorsa yani biyografik bilgilerin eser üzerinde önemli olduğu durumlar vardır. Bunu tamamen yatsıyamayız. Fakat temelde bir metnin sahibinin kim olduğuna bakmadan nesnel bir eleştiri yapılabilir. Tabii bir öznenin eyleminden önce gelmesi ve eleştirinin şahsa norm dışı yönelip şahsı karalaması ya da göklere çıkarması sonucu eyleme dair hükmün belirmemesi durumuna Latinler zamanında güzel bir isim vermişler. Argumentatum ad hominem deniyor buna. Bu bir safsatadır. E, şahıs metinden önce gelemez aslında. Hiçbir durumda gelemez. Okuma parçasında bu yani Walter Benjamin'in sözlerinde eleştirmen neyi temsil ettiğini bize söylemeli diyor. Bu konuda biraz tereddütlerim var. Belki ondan ne tür bir ayrıştırma yapacağını bize anlatmasını bekleyebiliriz. Örneğin için eleştiri yapmaktadır? İyi bir sorudur. Ama bunun tam tersine metin sahibinin kim olduğunu sormamalıdır veya... Niçin yazmıştır diyemez. Daha doğrusu eserin sahibinin niyetini sorgulayamaz. Niyeti ve metni arasında tutarlılık veya hedefe erişmişlik arayamaz. Dolayısıyla bir suçlunun metni de bu durumda edebi bağlamda eleştiri karşısında hüküm giymemiş biriyle aynı puanlama sisteminde değerlendirilmeli. Bana göre eleştirmenin kendisinin ne olduğunu söylemesi burada önemli. İyi insandan iyi şiir çıkar gibi veya işte ...edebiyatla uğraşan bir insan ahlaken de düzgün bir insandır gibi... ...safsataların yürürlükte olduğunu görüyoruz bazen. Çok uç örneklerde tabii çok bunun sonuçları yaşanıyor. Yani bir katil iyi bir kitap yazdığı zaman ne yapacağız konusu... ...her zaman tartışmaya açık olarak kalıyor. Ama eleştirmen işte orada devreye girmeli. Ve büyü bozucu birisi olmalı eleştiri. Bunun bir yolu da tabii şu. Eleştirmenin bir metodunun olmasının yanı sıra bir felsefesi olmalı. Sadece felsefesi olan kişiler... Ya da işte sadece bir felsefeye dayalı olarak geliştirilen yöntemler başkalarının düşüncelerine etki eder. Bana göre bu böyle, benim gözlemlediğime göre bu böyle. Hem edebiyat tarihinden hem felsefe tarihinden bunu gözlemliyorum. Bir metni eleştiren kişinin okurlara metin hakkında düşündürtebilmesinin kral yoludur felsefe. Eleştiri felsefesinde ise kültürel kabızlığın oluşmasına engel olmak vardır. Yani biz eleştiriye bugün niçin ihtiyaç duyuyoruz? Eleştiri olmasa ne olur sorusunun cevapları çok korkunç çünkü. İşte o tam da kültürel kabızlık dediğim şey. Başarılı veya büyük dediğimiz eleştirmenlerin hepsine baktığımızda içinde bulundukları kültürü dönüştürdükleri görülüyor. Eleştirinin felsefesinde ise arayış var. Yani ayırt edici kafanın peşinde bir arayış. İşte şifalı bitkinin içindeki etken maddeyi ayırmak gibi arayış ve ayırmanın yanı sıra bana göre çok önemli bir konu. Mizah duygusu kültürel kabızlığın oluşmasına engeldir ve eleştirinin bir parçası olmalıdır. Bunu özellikle vurgulamak ve biraz da açmak istiyorum. Mizah duygusu eleştirel yetinin olmazsa olmaz parçası çünkü. Yakılmaktan paçayı zor kurtaran Rab'le... Gülmektir çünkü insana insan eden diyor. Ve bunu gülmeyle ilgili felsefi bir kitabı olan Bergson'dan yüzyıllar önce söylüyor. Bakın toplumsal eleştiride de kara mizahın kuvvetli bir etki uyandırdığını görüyoruz. Kalırıç sözcükleri zihnin tekerlekleri olarak tanımlıyor. T nereye giderse tekerlekler oraya gider diyor. Bir çıkarım yapıp buradan sözcükler tekerlek iken mizahın da dört tarafa doğru dönebilen yani her yöne doğru dönebilen bir tekerlek sistemi olduğunu düşünmeliyiz. T'nin belli amaçlarla kendine ulaştırma arzusunu yolda ters yöne çevirme kabiliyeti yani bu çünkü eleştiriyle çok ilgili bir şey ya, İşte orada mizah gücünü gösteriyor. Eleştiri de orada gücünü gösteriyor. Yani mizahı şöyle genişletelim anlamını, herhangi bir edebi gaye gütmediği zamanda hem politik anlamda eleştireldir, hem de sanat tarihi terminolojisi içinde karşılığı olan ironi gibi kavramlarla bütün geçerli durumları, o yerleşik düşünceleri, alışılmış olan her türlü kötü alışkanlığı ters yüz eder, kültürü bu anlamda sürdürür, geliştirir. Aslında mizah bir tür topraktaki bana göre solucan gibidir. Yani onsuz bitki yetişmez ama sıklıkla hor görülür bakın. Dolayısıyla ben bu konuya eleştiri konusuna yaklaşırken mizahla birlikte düşünmeyi tercih ediyorum daima. Sayın Ünal, sıralayacağım üç isimden hangisinin sorusunu cevaplamak istersiniz? Murat Yalçın, Oğuz Demiral, Paul Henry Campbell. Oğuz Demiralp'e cevap vereyim ben. Oğuz Demiralp, Notos Söykü'nün Ağustos-Eylül 2016 sayısı için kaleme aldığı Önce Oku Sonra Doku başlıklı yazısında yargıçlık taslayan eleştirmenler üzerinden şu soruyu gündeme getiriyor. Eleştiri yargıçlık değil, okurun yazma hakkını kullanmasıdır. Eleştiri yazanın kendini yargıç sanmaması, yalnızca okur olarak düşüncelerini kağıda döktüğünü, dolayısıyla haddini bilmesi de gereklidir. Yazın sanatında yargıçlık sökmez. Tek yargıç zamandır. Yazdıklarıyla herkesi korkutan eleştirmenler olmuştur ama bunların arasında yarına kalanların sayısı kaçtır? Evet, işini tabii sistematik şekilde devam ettiren ve bir yönteme bağlı kalan eleştirmenlerin yarına kaldığı görülür. Ama burada tabii korkutmak ne anlamda kullanılıyor? Eğer bir eleştirmen yazınsal otoritesiyle korkutuyorsa belli ki o adam etkili bir eleştirmen. E, o elbette ki kalacak ama bu kalıcılık bahsi geçince aklıma hep benim yüzyıllık yalnızlık geliyor. Gerçek ölüm sizi tanıyan ve hatırlayanlar da önce gerçekleşir. Bir eleştirmenin hatırlanması da dolayısıyla işinin geçerliliği ile orantılı. Teknikler getirmiş, işe yarar araçları icat etmişse ve geleceği öngörüp edebiyata yön tayin etmişse ve işte edebiyat da o yönde ilerlemişse o eleştirmen bir süre kalıcı olacaktır. Kalıcılığın da bir ömrü var. Belli ki bu bu şekilde baktığımız zaman işte en baba 18. yüzyıl eleştirmeni bugün bize hiçbir şey anlatmıyor. Çünkü dil değişiyor, edebiyat algısı değişiyor, eleştirilen metinler belki ölüyor. Bugün artık etkili olmayan metinler üzerine konuşmuşsa eğer, eleştirmenin de kalıcılığı yani eleştirmen o anlamda ikincil bir türle uğraştığını bilincinde olmalı. Yani birincil türler, her zaman yaratıcı türler, eleştirmen ikinci bir tür yaratıyor. E, tabii teknikler de daha iyi teknikler tarafından alt ediliyor. Mesela bugün dijital sanatlar gelişiyor, video art var, işte flaksız zamanında böyle kendini yok eden eserler oluşturuldu. Dolayısıyla 100 yıl önceki yöntemlerle hadi kolaysa bunları eleştirelim. Mümkün değil. E bir de tabii zaman bahsi geçtiğinde ben çok huylanıyorum. Zaman yargıç dendiğinde ise şunu söyleme gereği duyuyorum. Yani keşke bunu hani yüz yüze konuşabiliyor olsak diyelim ki Demiralp ile beraber. Zamanın bir özne olmadığını, zaman geçerken yine insanların yargıç olduğu geliyor aklıma benim. Yani zamanı kim temsil ediyor? Zaman kimin ağzından konuşup yargısını belirtiyor? Buna biraz belki bakabiliriz. Zaman bahsini metnin dayanıklılığı ile konuşabiliriz. Bir edebiyat metni, bir üretim çağlara göğüs gelecek bir dayanıklılığa sahipse İsteyen yargıçlık yapar ona. Metin önce tökezler ama sonra yolunu bile bulabilir. Fakat bu da garanti değildir. Ben Demir Alp'in burada bu pasajında ve buna benzer düşünceler serdiden başka yazarlar da var çevremizde zamana fazla bel bağlandığını düşünüyorum. Çünkü zaman insanlar tarafından kurulan bir alarmdır aynı zamanda. Dolayısıyla zamanı bileşenlerine ayıralım evvela. Benim bir halka teorim var. Eser önce zamandaş ilgiyi sağlar. Söz gelimi 20 iyi okurla bir eleştirmeni eserinizle fethettiğinizde ama gerçekten iyi olduğunu kanıtladığınızda ilk halka suya düşer. Sonra yaşıtlarınız sizden kuşku duyarlar. Bu da bir zorluktur üstesinden gelmeniz gereken. Aynı işi yapan, tabir caizse meslektaşlar diyelim. İşte meslektaşlarınızın kuşkularını gidereceksiniz. Ardından yaşıtlardan onay alır almaz üst kuşakların yani ustaların sizle ilgili şüphelerini dağıtmanız gerek. Kanonik edebiyatlarda bunlar daha sistematik yürür. Ama Türkiye'de abilik kurumu çok güçlü olduğu için mafyatik ilişkiler sebebiyle değerler genelde yüzeye çıkmadan boğulabilir de. Biz boğulanları ve yüzeye çıkmayanları bilmediğimiz için sanıyoruz ki zaman herkesi bir şekilde değerlendiriyor. Öyle bir şey yok. Zaman burada sihirli bir güçle falan çalışmıyor. Dolayısıyla sizden sonraki Edebiyatçı nesillerinde Kuşkuları gittikten itibaren salt okuyucuya doğru açılıyorsunuz. Son halka bu. Yani o iç içe halkaların en dışında kitle var. Tabii kitlenin onayını peşinen alan bestseller dediğimiz eserler var. Bunlar hani kafa karıştırıcı gelebilir ama işi dikey ve yatay boyutta düşünüyorum ben. Yani hem dikey hem yatay boyutta bir gerek şart var hem zamansal ilgi sürecek hem de yatay düzlemde kitlesel ilgi oluşacak. Bunun arkadan ne kadar arkadan geldi çok önemli değil. Orada bir denge var ama genelde sağlam eserlerde zaman ilerledikçe değerin arttığını görüyoruz. O zaman çok çok ilerlediği zaman yani asırlar geçtikten sonra artmaya devam etmeye de ama. Yani burada kısıtlı ve ebedi bir şeyden bahsetmiyoruz. İnsana bağlı olarak, insan ömrüne göre kalıcı lıktan bahsediyoruz. Akademik çalışmalara konu ediliyor eserler. Bu da bir etken. Buradaki değer artışını şöyle analiz etmekten yanayım ben. Bir edebiyatçı olarak işin hem üretimini hem eleştirisini yapan birisi olarak ben şuraya bakmaktan yanayım. İnsani ve toplumsal olarak eserdeki şifanın, eserdeki insana iyi gelişin, insana iyi temas edebilmenin ürünü olması bir eserin. Bana bu önemli geliyor artık. Yani yazar şair okunup okunmayacağı garantisi bile olmadan Bazen bir sürü farklı şeylerden yola çıkıp insanlara iyi gelecek, insanları etkileyecek, insanlara o gelecekleri, o meçhul gelecekleri hakkında belirsizlik hakkında bir ipucu verecek güzellikler keşfedecek ve bunu derin anlatım gücüyle mevcut olanakları da en iyi şekilde dönüştürerek salt insan için ürettiğinde işte o geleceğin insanlar için bir sofra kurmuş oluyor. Kim buna teşekkür etmez ki o gelecekteki. Ama tabii ki işte burada o denge, o teşekkür için, o ilgi için, o meçhul gelecekteki okurun başını okşaması için çabalıyorsa ben insanlara iyi gelecek bir şey icat edeceğinden kuşkuluyum. Yani bu konu diyalektik bir şekilde çalışıyor. Siz talep etmediğiniz sürece size talep olur. olur. Ha, ama bunu da bilerek, bu formüle uygun olarak ben talep etmiyorum, bunun için talep etmiyorum da demeyeceksiniz. Ben zamansallığı böyle analiz ediyorum. Zamanı da ancak analiz ederek hükmetmek gerekeceğine inanıyorum edebiyata dair tartışmalı görüşlerin yaşayan edebiyatçılar tarafından tekrar ele alındığı edebi podcast burada sona erdi. Hayriye Ünal'ın biyografisine, eserleriyle ilgili bilgilere, bu bölümde alıntılanan görüşlerin kaynaklarına, podcast'in açıklama kısmından ve edebi blogdan ulaşabilirsiniz. İki haftada bir yayınlanan edebi podcast'in yeni bölümlerinde görüşmek dileğiyle.